Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fe lâ mudille leh ve men yudlilhu fe lâ hâdiye leh. Ve neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve neşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh. Emmâ ba'd. Esselâmü aleyküm ve rahmetullâhi ve berekâtüh. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem mana nübüvvetin 10. yılında kaygı yılıdır nolandı bu. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e süyengen iki kişisi bana şu yılda vefat etkenedir. Bu amakisi Ali ibn Abi Talib ve birinci ayalı boyan Hadice binti Huvayi. Bana şu iki kişini vefat kılıçdaki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e hatırlı tasir kıldı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de davet kılıçdakiden Kureyş zamanından men kılındı. Dinli davet kılıçdaki için Kureyş'te çıkıp barat, Kureyş'lilerini davet kılıçdaki ulatma hatta bir hunuş surette Resulullah'ken hani şu şehirine, yok ki kışlarına, yaş bolalarına, aklı zayıf boyayan kişilerine Peygamberimizin taş bolan kılı haydaşlıkta tarih kılışı, Peygamberimizin bana şimdi bir kuniş suretten faaliften haydaş çıkarır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana şimdi bir halde türgende parvadiyarıya dua kıldı. Allah Teala Resulullah'ın köyünü kötarışı geçiyor. Bir kança işlerini kıldı ki şu bilen Resulullah'ın köyünü kötarışı oldu. Şu radişi de bana Abbas ısırını, Nasrani kullu İslam bitirişi, Nusaybin cinlerine Peygamberimizin iman kiltirişi ve İsra ve Miraç vakıyası. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İsra ve Miraç kıssası bana cüda bir katta bir hadislerle şartlanken bugünkü mazlumumuzda talihli bu gençlerden az mı alalım? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etedir. Min Hicri İsmail'de okularken ben Cibril gelip yerini uygattı. Ve özü bilen Burak atını mingen atı yiyemek. Burak atı bu rengi okligin etedir Peygamberimiz. Attan kişkin ara eşeğden katta rağ bu gençler haçır desek bizi tülümüzde aslında şunlar diye mana buladı. Bu Burak atını hemme peygamberler mingen deydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Burak atını mindi, bir lahzada Kuddüs-i Şerif'te buldu. Ve ana şu cahide Allah subhanahu wa ta'ala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e bütün ötken peygamberlerde hemmesini tırıltırıp toplayabildi. Kuddüs-i Şerif'te, Mescid-i Aksa'da ana şu mescidde peygamberimiz yeryüzde yaşayıp ötken cemiyeti peygamberlerge imam olup aldı namaz. Bu insan zatıge birilerden şerefinin çokkusuydu. Çünkü tasavvur kılın bir katta mescid ki hamma turgan, iqtido qilgan namozxonlar payg'ambarlar. Va ularga Alloh taolaning bandalarisidagi eng suyuklisi bo'lgan Habibi Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam imom bo'ldi. Shunga payg'ambarimiz mana Miroj olib kelindi deydi. Miroj arab tilida narvon biz ustunlar yozadigan bo'lsak yoki stupenka deymizmi, pillapoya deymizmi, xolos yuqoriga ko'tarilgan narsa. Lekin uni ta'rifini qanaqaligini payg'ambarimiz aytadi, hayotimda undan ko'ra go'zaroq narsani ko'rmaganman. Lekin yuqoriga ko'tarilgan narsa meros deyiladi. Birinchi osmonga ko'tarilgan paytda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bo'yi 60 metr yaqin bo'lgan uzun bir kishini ko'rdi. Bu sizning otangiz Odam alayhissalomdir. Payg'ambarimiz mana shu yerga osmonga ko'tarilishlik Muhammed'e juda ko'p Alloh taolaning bir karomatlarini ko'rdi. 7 qavat osmon bo'ladigan bo'lsa, har bir osmonga ko'tarilganda payg'ambarlarni ko'rdi. Odam alayhissalomdan to Ibrohim xalilullohgacha. Ana shu osmonda ko'rgan narsalardan biri shuki, daryoda bir odam suzardi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Bu daryo qip-qizil qondan iborat. Suzib, suzayotgan odam ma'lum bir joyga suzib boranda qaytib sohilga kelgan paytda sohilda farishtalar qo'lida katta-katta xarsang toshlar bilan kutib olardi. Suzib kelgan odam og'zi shunga katta ochgan paytda toshlar bilan urib, uni og'zini to'ldirib, cho'ktirib yorib tashardi, yana suzib ketardi. Suzib borib, og'rib, og'zi butun bo'lib qaytib keladi sohilga kelganda, yana og'zini ochadi, yana tosh bilan urib uni og'zini yoradi. Bu qiyomatgacha oladigan azobi. Bu jahannam azobidan tashqari azob. Jibril kim bu odam? Nimaga bunday bo'lyapti deganda, bu yetimning molini yeganlar. Yetimning molini nohaqdan yegan kishilarni qiyomatgacha oladigan azobi shudir. Yetimning moli deganda juda ko'p ma'nolar kim ketadi. Ehsonlar ham keladi bu. Majbur qilib qildirilgan yoki bo'lmasam sag'irligidan, himoyachisi yo'qligidan uni zaiflik holatdan foydalanib, uni mulkini, uni molini totib olishi ham keladi. Yetim odam bozorga bir narsasini sotgan olib chiqqan bo'lsa, narx-navoni bilmaganligidan foydalanib turib, ko'zini o'yishan keladi bunga. Xullas, sag'irda haqidagi narsa bor. Bu yetimni molini zulma degan kishiga beriladigan qiyomatgacha bo'ladigan azob. So'ngra Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yana bir toifa odamlarni ko'rdi. Qorni
nihoyatda bir uyda katta bo'lgan qorin egalari chalqanchasiga osmay qarab yotadi. Oli Firavn, Firavn oilasi kunda 2 marta azobga borib kelishligi haqida Qur'onda oyatlar bor. Ana shu Bayam yaqumus saatu adkhilu ala Firavna ashaddal azab. Qiyomat qoyim bo'lgan kunda Firavnni alamli ashaddiy bo'lgan azobga kirgizinglar dedi. Qiyomatgacha Firavn xonadoni ikki mahal ertalab va kechpayt Allohning azobi yo'liqadi va bor joyi to'xtaydi. Ana shu qorni katta kishilarni tepalab o'tadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Jibril bular kimlar deb so'raganida bu sutxo'rlar. Riboga pul beradigan, sutxo'rlik fasilga pul beradigan kishilar deydi. Sutxo'rlikda ham turlari ko'payib ketgan. Chiroyli nomlari bor. Chiroyli reklamalari bor, chiroyli qog'ozlarga o'ralyapti, chiroyli yo'llar bilan tushuntirilyapti-da insonlar bilmagan holda o'zlari sutxo'rlikka, riboxo'rlikka kirib qolyapti. Fa'zanu biharbin minallohi va rasulih. Alloh taolo bular haqida aytadiki, sutxo'rlikka pul bergan, sutxo'rlikka pul olgan odamlarga Alloh va rasuli tomonidan urushga tayyor tursin o'zlari. Alloh azza va jalla men o'zim urushib xor qilaman buni deydi. Aytaman mana sutxo'rlikka pul berib yoki sutxo'rlik bilan shug'ullangan odamlarda oqibati nima bo'layotganligini ko'ryapmiz. Tez kunlarda ko'rinyapti. Agar kimniki ko'rinmayotgan bo'lsa, Allohdan taqvo olsin. Alloh unikini to'playapti ekan. Chunki qiyomat kunida xussilar haddilar ekan sutxo'rlik qilgan kishiga qurolini olar ekan. Nimaga desa, Alloh bilan urush uchundir. Sutxo'rlik Alloh tomonidan urushni o'ziga halol qilib olishida ayni o'zi. Men bir yil qilmayman shu hozir bir zarur ishim chiqib olib bir abrob qilib olaman, pulni nima qilaman keyin qaytarib beraman. Tamom, sutxo'rlikka qo'l urdingizmi? Xor bo'lishingiz aniq. Atrofingizda qaranglar-da. Sutxo'rlikka pul olib xor bo'layotgan odamlar. Payg'ambarimiz mana shu kechada ko'rgan narsalardan yana bittasi, bir kishini ko'rdi, yonida nihoyatda bir shirin, xushbo'y, yaxshi, sof, toza ovqatlar turardi, yonboshda sassiq, najas iflos bo'lgan ovqat turardi. Toza pokizasini qo'yib, iflosini yedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Jibril, nimaga bu odam bunday ish qilyapti? Kim bu deb so'raganda, bu zinokordir. Uyida halol pokiza, toza halolasi turib, ko'chada zinoga borgan kishi. Qiyomatgacha mana shu sassiq taomini. Ana shu Me'roj kechasida ko'rgan ishlardan yana biri, bir kishi yonboshi bilan yotardi yerda, ikkinchi kishi qo'lida temirdan bo'lgan ayrisi bilan, temirdan bo'lgan halqasi bilan og'zini yirib quloqgacha yetkizardi, tortib. So'ngra ikkinchi tomonga yotkizib turib, sog' bo'lgan tomonini tortib, ikkinchi quloqiga yetkizardi. Ikkinchi tomonni yirib quloqiga yetkizunga qadar o'ng tomonini, birinchi tomonini tutib qolardi. Shu qiyomatgacha og'zi yirilib turlar. Jibril kim bo'lib turganda, bu kazzobga beriladigan jazodir. Bugungi suhbatimizning mavzusi kazzoblik xususida bo'ladi. Yolg'onchilik. Kazzoblik yolg'onchilik nima? Haqiqatda bor narsani teskarini xabar olib berishlik bu kazzoblik deyiladi. Bu shunday bir og'ir gunohki payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan ya Rasululloh mu'min odam baxil bo'lishi mumkinmi deb so'rashdi. Ha, bo'lishi mumkin dedi. Ya'ni musulmon ba'zida baxilligi tutib qoladi, ba'zida saxiy bo'ladi, baxil bo'ladi. Baxillik demak ummatdan chiqarib olmaydigan gunoh ekan. Ya Rasululloh musulmon odam qo'rqoq bo'lishi mumkinmi? Ha, bo'ladi qo'rqoqim dedi. Ya Rasululloh, musulmon odam yolg'onchi bo'ladimi deb so'raganda yo'q. Baxillik bilan qo'rqoqlik bitta bo'lganda gunohi yolg'onchilik bo'lmaydi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam juda bir mana muttafaqun alayh bo'lgan hadisda aytadi: "Ayatul munafiqi tarafun in solla va soma va za'ama annahu muslim." Agar bir odam namoz o'qiyotgan bo'lsa, ro'za tutib, o'zini musulmonman deb da'vo qilayotgan bo'lsa ham, bu odam munofiq deydi. Uchta belgisi bo'lsa, diqqat qilinglar. Namoz o'qiydi, ro'za tutadi, o'zini musulmonman deydi, lekin baribir munofiq deydi. Iza hadasa kazaba. Yolg'on gapiradi. Va iza va'ada axlafa. Va'da bersa, va'dasiga xilof ish qiladi. Va iza o'qtimina xona. Omonat qo'yilsa, xiyonat qiladi. Nifoq bu hatto munofiq odam, ya'ni har qanday gunoh, har qanday gunoh, zino bo'lsin, odam o'ldirish bo'lsin, boshqa gunoh bo'lsin, inson Alloh yo'lida shahid bo'lsa yuviladi.
Lekin nifoq kasalini hatto shahidlik nimasiga qadar hadislar keladi. Yolg'on gapiradi, va'daga vafo qilmaydi, omonatga xiyonat qiladi. Agar mana shu yolg'on degan narsadan tilingizni tiyishlik, bitta shu g'amni qo'yingda bir hafta yolg'on gapirmasdan yashab ko'ringda qana qiyin bo'lar ekan. Jamiyatimizda yolg'on shoqa bir ko'payib ketganligidan hozirgi zamonda yolg'on gapirmay yashash iloji yo'q deydigan odamlarimiz bor ichimizda. Na'uzu billoh. Agar yolg'on gapirmasdan yashash mumkin bo'lmaganida Alloh subhanahu va taolo payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yolg'onni harom demagan bo'lar edi. Agar yolg'on rostgo'y bo'lib yashashlik imkoniyati bo'lmaganida Alloh buni buyurmasdi, chunki la yukallifullohu nafsan illa wusaha. Insonni toqati ko'tarmaydigan narsaga buyurmayman deyapti Alloh. Nima qilish kerak? Kamroq gapirish kerak. O'zingizga daxil bo'lmagan ishga buningizni tiqmaslik kerak. Payg'ambarimizda sahih hadislarda keladi. Imom Muslim rivoyati. Kafa bil mar'i kidban, kadiban aw yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Bir kishini eshitgan gapini ko'tarib yurishligini o'zi yolg'onchi ekanligiga kifoya qiladigan hujjat. Eshitdingizmi falonchi mana qildi dedi. Mana shu narsani o'zi eshitgan narsani ko'tarib yurishlik kishini yolg'onchi bo'lishiga kifoya qiladigan. Demak, bitta yo'li tilni tishlab yurishlik. Agar birodarlar, telefonimizdagi pulimiz ketganda ham gaplashganda, pulimiz ketadigan bo'lganida har bitta gapirgan gapingizga ma'lum bir miqdordagi pul olinganida gapimizni o'ylab gapirar edik. Lekin Alloh taolo bu tilni charchamaydigan qilib yaratgan ekan. Subhanalloh, belingiz toladi, oyog'ingiz toladi, ko'zingiz toladi, lekin til olmaydi. Yolg'on gapirmasdan yashash mumkin, agar mumkin bo'lmagan Alloh buyurmagan bo'lsa. Yolg'on kim gapiradi? A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Fi qulubihim maradun fazadahumullohu marada. Va lahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Ularning qalblarida dedi Alloh, maraz bor edi. Kimlarning? Munofiqlarning. Bas Alloh marazlarini yanada ziyoda qildi. Ular uchun qilgan yolg'onlari sababli alamli azob bor. Demak, yolg'onchilik bu nifoqda, munofiqlikda alomatlaridan. Yaxshi gapirmay qo'yavering, indamay qo'yavering. Mana payg'ambar sallallohu alayhi vasallam islom da'vatini yoyib, odamlarni dinga da'vat qilar ekan, nasroniylardan bir to'p kelishdi-da, payg'ambarimizni yolg'onchi qilishmoqchi bo'lib, payg'ambarimizga har xil tuhmatlarni uydirmalarini gapirishdi. Shuni Alloh taolo Oli Imron surasidagi quyidagi oyatda nazil qildi. Ta'ala billah, "Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-'ilm faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum." وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَى الْكَذِّبِينَ Endi sizge kelgen bana şu hak malumattan keyin, nasranilerden kimde kim, siz bilan talaşıp tartışmakçı olsa, onda kimseler gayet deyin. Kelinler, oğullarımızını ve oğullarınızını, ayarlarımız ve ayarlarınızını, özlerimizini ve özlerinizini çarlar girelikde, sünir Allah'a tavba tazaru bulan, iltijo qilaylikda yolg'onchilarni Alloh la'natlasin, duo qilaylik. Albatta men yolg'onchi bo'lsam deb payg'ambarimiz. Kelinglar yig'ilib turib duo qilaylik. Allohni la'nati bo'lsin yolg'onchilarga. Bittasi kelishgan. Chunki payg'ambarimiz haqligini bilishgan. Keyingi oyat. Nahl surasi 116-oyat. Va la taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadiba hadha halalun va hadha harom litaftaru ala Alloh kadiba va innal ladina yaftaruna ala Alloh al-kadiba la Alloh shaniga yolg'on to'qish uchun tillaringizga kelgan yolg'onni gapirib, bu halol, bu harom demanglar. Chunki Alloh shaniga yolg'on to'qiydigan kimsalar hech najot topmaslar. Nima degani bu? Alloh buyurmagan hukmlarni Allohniki deyish bu Allohga tuhmat qilish. Bidiyatlar deymiz-a, bir odam bir yangilik yo'l topadi, shuni qilmasa bo'lmas ekan dadasi deydi. Hali dadasi dinidan xabari bo'lganda nima bo'lar ekan deb so'radi. Aytsin, nima bo'lar ekan? Qad yozibdi. Oyatda kelibdimi? Hadisda kelibdimi? Sahoba aytibdimi qilmasa bo'lmaydi deb? Bu yerda kim aytyapti? Bilamiz kim aytyapti. Alloh aytmagan, payg'ambar aytmagan narsani o'ylab topib turib, shu dindan degan odam kazzoblarning eng kattasi bo'ladi. Bid'atga yo'l ochayotgan kishilar. Urf-odatda qilsa o'lib ketsin edi. Biz mahallamizda shunaqa qilsa o'lib ketsin edi. Dindan deb qilib olmaydi.
Çünkü Allah'a tuhmat kıyan kişiler, Allah'a yalan tuhmat kişiler bunlar. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etedi, لَا تَكْزِبُ عَلَيَّ فَاِنَّ مَنْ كَذْهِبَ عَلَيَّ فَالْيَتَبَوْهُ مَقَادَهُ مِنَ النَّارِ Men aytmagan gapni aytdi demanglar. Meni nomimdan yolg'on gapirmanglar. Kim meni nomimdan yolg'on gapirsa, jahannamning to'risidan joyini tanlab olsin. Mana hadis bor ekan, eshitdik. Mana hadis bor ekan. Hadis deyishdan bo'lib adresi bo'ladi. Imom Buxoriy, Imom Muslim yoki muttafaqani keladi. Shuni hadis deyish kerak. Biz shuni hadis bor o'qiganman. Siz o'qiyotgan kitob bu brashura. Uni adresi, uni sahih sahihmasligini tekshirish kerak. Hadis degan ehtiyot bo'lish kerak. Agar mana shunday ehtiyot bo'ladigan bo'lsak, umuman biz hadisda gapirmaylar qo'yishimiz kerak. Bilarganlar gapirsa bu narsa. Ixtiloflar ham bo'lmaydi shu. Rasul ibn Ashqa radhiyallohu anhu anin nabiy sallallohu alayhi vasallam annahu qala inna min a'zamil fira an yud'a ar-rajulu ila ghayri abihi aw yara aynuhu ma lam tara. Av yakulu ala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ma'lam yakulu vahu Bukhari. En büyük yolganlardan dedi Rasulullah. Bir kişini özünün atası bulmayan kişiyle nisbat kılıp palancının oğlu deyişlik. Çünkü tarzantlarını özünün atalarının namurla etkilerdi. Kendi büyük yolgan kişi körmeyen nesasını kördün deyişlik. Hatta ki yolg'on gapirishlik kishini kazzoblikka ishora degan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Yolg'on tush ko'rib, ko'rmagan narsasini tushimda ko'rdim degan bandaga Alloh taolo sahih hadislarda keladi, ikkita sochni tolasini berar ekan, bir-biriga ulanar ekan. Ya'ni bu ulanadigan narsa emas. Yolg'on tushni gapirgan kishiga mana shunday bir uqubatlar bo'ladi. Va uchinchi aytilgan katta gunoh Rasululloh sollallohu alayhi vasallam gapirmagan so'zni Rasululloh gapirgan shunday hadis bor deyishdi. İbn-i Mas'ud radıyallahu anhu rivayet edilen hadis قال Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem inna sidqa yahdi ilal bir ve innal birra yahdi ilal cennet ve innal racula la yasduku hatta yuktabu indallahi siddiqan yani adam bir denege kazzab yalancı peki bir denege razgı bu kamiydi buzulışı giyen, tüzelışı giyen asla sekinliği bilen bu elbette yahşilik, razgılık yahşilik yeteliydi yahşilik ise Cennet yeteğiyle. Bir kişi razgöyliğinde devamı buladı. Künde künde azgın azgınlardan koşu koşu yorgan dertleşe razgöy buladı da Allah Teala'nın huzuru da razgöy ben de kalı yazılı kalmadı. Ve innel kizbe yehdi ilel hucu. Yorgançilik günah yeteğiyleydi. Günah ise cehennem yeteğiyleydi. Kişi yorgançilikte devamı buladı Allah Teala'nın huzuru da kezzablardan da yazılardı. Bugün bitti yorgan yapıladı. Etteki iki yalan yaparadı, koşup koşturup yalancılığı hünar bulmaladı. Hop, yalandı, bana hemeniz buranız ruhsat verilen orunları var. Bu üç doğru. Ummu Kulsum binti Ukubatimli Abi Mahiyyeti radıyallahu anh'a haytadı, Rasulullah s.a.v'den kuyudaki hadiste işittim. Muttafakın aleyh hadis. Leysel kezzabu lezi yuslihu beynel nasi feyemmi hayran av yakulu hayran. Adamların ortasını ıslah kılışı için yalan yapırken adam yalancı nasıldı Rasulullah. Bana devamı da geldi, Rasulullah, adamlar adatta yapıldığın yalganda fakat üç doğrunda işler çıkıyor ruhsat verirken. Bu, uruçta. İkincisi, insanlarda ortasını ıslah kılışıyla, üçüncüsü, er hatını yaraştırışıyla. Yani yaş görmezsem, yaş görmeden dokunsa bol olarak. Şurada ortası ıslah buladı mı? Bu, er hatının ortasındaki yalgan, ortadaki alakanın, muamelanın yaş kılışlık niyeti de bozsa yalgan yapılışıyla. Hatın yalgan yapılsa bol olarak yaptırıp, hemen yalgan demez. Ortadaki ıslahiyatını keltirişi düşün. Özü bana yorganda kaçan yapıramız. Buradır ayrılığımızı bir kişi için yapıramız. Peki buradır dünya matası gel, 3-4 ton çaka gel, yetişlik için yapıramız. Satıyorken matahizi sıfatı alıyorken adam soruyorken sıfatlamaz. Lakin siz yorgan yapıp satı varınız. Aytasız ki şu yorganı yapırma yanında şu matahını satılmasıdır. Ne bulsun ki biz bir Allah'ın rahmi kesin, ama şu yalan yapırmasam, tatamasın degen etikotta bukmayan adamlar var. Seni bu matahini satıştaki yalan ya ki rast yapırışınca bağlıymaz. Biz kaçan şimdi işan varlarımız. Allah bugün satırışını yazgeneken, sattıyız. Eğer yalan yapırıp satamayan bu ses, yığılıyız. Çünkü günahkaran bu olayız, hem satamayız.
Endi yolg'on gapirib sotgan bo'lsangiz yana yig'ling. Chunki rost gapirganingizda sotar ekansiz. Kishining rizqi kazzobligi yoki sodiqligiga bog'liq emas. Agar yolg'on gapirgan odamda savdosi yurish kerak bo'lsa, chakana yolg'onchi bilan savdosi yurish kerak bo'lgan. Agar rostgo'ylik savdoda yurishligidan to'sib qo'yadigan sabab bo'lsa, zo'r bir sodiq savdogarlar savdosi zo'r ketyapti. Shuning uchun mana Luqmon hakim o'zini o'g'liga nasihat qilib aytadiki, "O'g'lim, yolg'ondan ehtiyot bo'ling. Chunki boshida yolg'on xuddi qushning go'shidaqa nihoyatda yoqimli narsa bo'ladi. Lekin oxiri achchiq bo'ladi." Yolg'on gapirib, muammodan chiqib ketishni ko'rgangan odam keyin o'sha muammoni yana qilaveradi. Nimaga desa, bitta yolg'on gapirsa nima qilar ekan? Ishonishar ekan, chiqib ketaverar ekan. Endi yolg'on gapirishga odatlanmagan odam shu muammoga kirmaslik harakat qiladi. Chunki rost gapirib qo'yadi. Ali ibn Abi Talib karamallohu vajhi aytadi, Alloh taoloning huzuridagi eng katta xatolardan bittasi bu yolg'onchilik. Va pushaymonlarning eng qattig'i qiyomat kunidagi pushaymon. Malik ibn Dinar rahimahullohdan keltiriladi quyidagi hikmatli so'z. Har bir insonning qalbida bir qism rostgo'ylik bo'ladi, bir qism yolg'onchilik bo'ladi. Hamma o'zgina yolg'onchi. Qaysidir miqdorda. Yolg'on bilan rostgo'ylik insonda qalbida urushadi deydi doim. To bittasi ikkinchisini surib chiqarmaguncha bu urush davom etaveradi. Insonda qalbida yo yolg'onchilik yengib chiqadi yoki rostgo'ylik yengib chiqadi. Ikkalasi birdaniga doimiy suratda turishiga iloji bo'lmagan. Ali ibn Ubayda rahimahulloh aytadi, "Al-kizbu shi'arul xiyana." Yolg'onchi odamdan xiyonat kutsa bo'ladi. Chunki xiyonatni bayrog'i nima? Shiori nima? Yolg'onchilik. Yolg'onchi odam xiyonat qiladi. Shabi rahimahulloh, "Iyyaka wal-kizb haythu tara annahu yanfa'uka fa huwa yadurruka." Shabi aytadi, yolg'on senga foyda qilayotganga o'xshab ko'ringani bilan aslida ziyon qilayotgan bo'ladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam hayotida bo'lgan bir ishni o'qiymiz. Abdulloh ibn Omir roziyallohu anhu aytadiki, "Rasululloh bizning uyimizga kirganda dedi, men kichkinagina bola edim." Kichkinagina bolacha edim, o'ynagan yugurib chiqib ketsam, onam, "Ey Abdulloh beki" dedi. "Bir narsa beraman senga." Diqqat qilib turing. "Bir narsa beraman beki" dedi. Abdulloh kelayotganda payg'ambarimiz onasining gapini eshitayotibdi-ki, "Ey Abdulloh, bolangizga nima berishingizni bilasizmi?" dedi. Ya'ni bormi beradigan bir narsa-da, dedi, "Men xurmoni bermoqchiman" dedi. Agar shu chaqirgan paytingizda beradigan narsangiz bo'lmasdan chaqirgan bo'lsangiz, bitta yolg'on gapir degan kizib yozladi siz dedi. Yolg'onni qayerdan o'rganadi bol? Aytirasiz? Enalardan, otalardan, aka-ukalar uydan o'rganadi. "Ana bobo kelyapti" deydimi? Oddiy, ya'ni oddiy quloqimiz yengil, yo'q bu narsa. Agar ovqat yemasang, olib chiqib eshikka tashlab yuboraman. Yemaydi, olib chiqib tashlamaysiz ham. Yolg'on bu. Uyda bir ayb ish qilib qo'yib turib, eriga yolg'on gapirayotganini ko'rib katta bo'lgan qiz, katta bo'lsa kim bo'ladi? Shuning uchun enasini ko'rib qizini oldigan gap bor bizda. Yolg'onni uydan o'rganiladi. "Men orif qoldim" deb qo'yasan, "Bormay qo'r maktabinga" deydi. Kimni o'rganyapti? Kimni o'rganyapti? Sherni bolasi, sherbatcha davomini bilasiz. Demak, farzandlarga yolg'on gapirmasdan rost gapirishda biz o'zimizni hayotimizda ko'rsatadigan bo'lsak, mana shu narsani o'rganadi. Ahmad ibn Hanbal rahimahulloh Damashqda bir olim borligini eshitdi-da, shu olimni ilmidan o'rgangani Bag'doddan safarga chiqdi. Bordi. Damashqqa yetdi. Ana shu olim haqida so'rab turishtirdi. Bu odamni yaxshi odamligi, omonatdorligi, axloq haqida so'rab turishtirdi-da, uyini ko'rsatib qo'yishgandan keyin ertasi kuni g'usulni qildi, chiroyli kiyimlarni kiydi, o'ziga chiroyli bir ko'rinish berib turib, haligi olimning oldiga uyiga bordi. Eshigini tagida olimni turganligini ko'rdi. Bu olim yuk tashiydigan hammol. Eshagi yuklangan yukdan yukidan jilmay turadi. Tortyapti, nuqtayapti, yurmayapti. Shunda har xil yo'lini qilganda eshagi yurmaganligini ko'rib turib, oxiri etagini shunga ko'tardi-da, go'yoki bir arpa yoki bir jinday bir yem solgandaqa eshagini tumshug'iga tutdi. Eshagi yurdi. Uzoqdan kuzatib turgan Ahmad ibn Hanbal orqasiga qarab yurtiga qaytib ketdi. Chunki hayvoniga qilayotgan mana shu yolg'on muomalani ko'rgan odam
Ahmad ibn Hanbal bu adamda demek yolg'onchilik sifati bor ekan. Hayvonga yolg'on muomala qilyaptimi? Demak yolg'on gapirishi mumkin deydi. Bu qanday bir zamoni saodatidagi bu kishilar hayvonga hiyla qilishlikni yolg'onchilik deb qabul qilishgan. Bu davrlar bilan bizning zamonamizni solishtirib ko'radigan bo'lsak, haqiqatan Allohga rahmat kelsin bizga. Yana boy aytdik. Endi hozirgi zamonda yolg'on gapirmasdan iloji yo'q-da degan gaplarimiz dinimizni bilmaganligimizdan, iymonimizni zaifligidan, rizq masalasida to'g'ri qalbimizda bir yechim yo'qligini belgisi. Yolg'on gapirishlik kishini musulmonlikdan chiqarib qo'yadigan og'ir gunoh. Chunki kishi qo'rqoq bo'lsa, baxil bo'lsa, bu kechiriladigan gunoh deyilyapti. Lekin yolg'onchilikchi. Yolg'onchi bo'lmaslik oson. Alloh oson qilgan bandalarga. Yolg'onchi bo'lmaslik. Bitta yo'li ana shu qobiliyatini ekan kamroq gapirishlik. Chunki Umar ibn Hattob roziyallohu anhu aytadiki, kim gap ko'p bo'lsa, xatosi ko'p bo'ladi. Kim xatosi ko'p bo'lsa, gunoh ko'p bo'ladi. Gunoh jahannamga keladi. Iso alayhissalomdan shunday rivoyat qilinadi, Allohni zikridan boshqa bo'lgan so'zlarni kamroq gapiringlar. Chunki Allohni zikridan boshqa so'z gapirishlik insonning qalbini xatir qo'yadi. Bir inson agar rostgo'y bo'ladigan bo'lsa, bir gapni gapirib qo'ysa, u yoqqa qaramaydi. Chunki odamlarni oldida ham, yolg'iz qolgani ham bir xil. Yolg'on gapirmagan odam bir odam uzr so'ramaydi. Odamlarning huzurida, Allohning huzurida hurmatli bandasi. Alloh subhanahu va taolo mana shu yolg'on degan gunohdan tiyilishimizga o'zi tavfiq bergan bo'lsin. Bugun suhbatimizni mana Sof surasidagi bir qancha oyatlarni o'qib tugatamiz. Xususan bizga tegishli. Chunki biz musulmonmiz-da. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun? Kabura maqtan 'indallohi an taqulu ma la taf'alun. Bizga tegishli deganim biz mu'minmiz-da. Alloh taolo faqat mu'minlarga murojaat qilyaptiki, ey mu'minlar, sizlar nega o'zlaringiz qilmaydigan narsani qilamiz deb aytibsizlar? Sizlarni o'zlaringiz qilmaydigan ishni qilamiz deb aytishlaringiz Allohning nazrida o'ta manfur ishdir. Qilmaydigan ishini gapirma deyapti. Xo'p, yolg'onchi bo'lmaymiz deb aytdingmi? Endi amal. Alloh subhanahu va taolo o'zi tavsiya bergan. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum subhan robbika robbil izzati ma yasifun va salamun alal mursalin va alhamdulillahi rabbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.